Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle eldivenimizi çalışacağız. Daha öncesinde e, atkısını, patiğini ve şapkasını çalıştığımız kedi e, figürlü e, bu kez eldivenimizde karşınızda olacağız. Eldivenimizi tepe noktadan başlıyoruz. Yani dört parmağımızı alacak kısmın en uç noktasından sihir halkamızı yapıyoruz. İkinci sıramızda artış ve üçüncü sıramızda sadece iki artışımızı yaparak belli bir ölçüde düz örüyoruz. Ee, istediğimiz parmak, yani şu görmüş olduğumuz kısım e, olana kadar örüyoruz, yeterli olana kadar ve baş parmağımız için yerimizi çıkarıyoruz. Başparmağımız için yerimizi çıkarmamız, e, en dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Hem sağ hem sol elimiz olacağı için karşılıklı kullanacağımız yerlerde e, ayarlamamızı yapmamız gerekiyor. Tabi ilk etapta, ördüğümüz zaman çok fark etmese bile üzerinde bu figürleri dikeceğimiz zaman mutlaka parmak yönünü dikkate almamız gerekmekte bir parmağımız sağ tarafı bakarken diğeri sol tarafa bakıp üzerine bu görmüş olduğumuz gözümüzü ve bıyıklarımızı yapmamız gerekmekte. Evet daha sonra parmağımızın yerini ayarladıktan sonra belli bir müddet daha örüyoruz yeterli bilek ölçüsüne gelene kadar sonrasında beyazımızda lastik çalışması yapıp eldivenimizi tamamlıyoruz. Evet eldivenimiz 1 bir, bir buçuk yaşlarındaki çocuklarımızın ellerine uygun olacak. Evet kolay gelsin diyerek hemen eldivenimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet eldivenimizi örmek için ipimi alıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. İpimi bakın şu şekilde tığımı ipimin altından geçiriyorum ve diğer ipimi dolayarak çekiyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra parmağımdan ipimi çıkarıyorum ve içerisine 12 tane zincirim de dahil trabzanımı örüyorum. 2 trabzan zincirimle birlikte toplamda 12 trabzan olacak ve birer birer halkamızın içerisine doldurmaya başlıyoruz. 4 parmağı 1, baş parmağı ayrı çalışması yapacağız eldivenimizde önü kapalı bir çalışma olacak ve de bu dört parmağımızın olduğu kısmı örmekteyiz hemen sayalım 1 2 3 4 6 8 9 10 11 ve 12 Tam 12 tane trabzanımı ördüm. Kısa ipimi asılıyorum. Ve güzelce sıkıştırıyorum. Sıkıştırma işlemimi yaptıktan sonra elimle şu şekilde bir düzeltme yapıyorum. Şöyle bozukluk olmasın diye. Evet düzeltmemi yaptıktan sonra 4 tane zincir çekmiştim. Tepedeki zincirin içerisine giriyorum. Ve şu şekilde tığımın başını sadece ipimi alıyorum ve o aradan geçiriyorum bakınız aradan geçirdim sonra diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum düzgün bir şekilde birinci sıramızı kapamış oluyoruz ve burada zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen zincirimi çekmiş olduğum yerin bakınız dibine geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve bir sonraki trabzanıma gelerek batıyorum. Ve buraya da iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Aşağıdaki on iki tane trabzanımı yukarıda 24 trabzana çıkarıyorum bu ikinci sıramızda her trabzanımızı ikişer defa örüyoruz tığımın başında doluyorum. bakın sıradaki trabzanıma 1 ve aynı yere bir daha batıyorum 2 bir sonraki trabzanımızı 1 ve 2 ve dolaşıyoruz başlangıç yerimize kadar her trabzanımızı ikişer defa örerek toplamda 24 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz İkinci sıramın sonunda toplamda 24 tane trabzanım oldu. 24. trabzanımı birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bakınız en üstteki yeri girdiriyorum tığımın başını. İpimi alıyorum, çekiyorum. Sadece ipimi çekiyorum bakınız. İpimi çektikten sonra diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Düzgün bir geçişle 3. sırama başlıyorum. 3. sıramda sadece 2 yerde artış yapıyorum. Geri kalan birer birer örüyoruz. İlk artışım hemen bu başlangıçtaki 3 zincirimin dibine bir tane trabzanımı örüyorum ve çift olarak örüyorum. Bakınız iki artış yapacağız. Birincisi burası. Diğeri ise 12 tane düz trabzanımızı öreceğiz. 12. trabzanımıza iki defa batacağız. Yani hemen hemen tam karşısına denk gelen yerde iki tane trabzanımızı aynı yere öreceğiz. Şimdi devam ediyorum tırabzanlarımı birer birer örüyorum. Her bir tırabzanımı bir tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12 bakın. 12. Trabzanımı örüyorum. 12. Trabzanımın olduğu yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Hem başlangıçta hem de tam bakınız 12. Trabzanımı iki defa örmüş oluyorum. Eldivenimizin bakınız parmaklarının uç kısmı. Bu şekilde oluşmuş oluyor. Eğer daha büyük yaş grubundaki çocuklarımıza öreceksek bu sıramızda daha fazla artışlarımızı yapabiliriz. E, devam ediyorum. Diğerlerini birer birer örerek sıra başıma kadar geliyorum. Artış yapmıyorum. Üçüncü sıramızda iki tane artışımızı tamamladık ve bu şekilde devam ediyorum. Üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra dördüncü sıramıza başlıyoruz. Bir, iki ve üç bakınız şuradan sayarsak yani en üstteki hiç saymadan bile en üstteki zincir yuvasına girelim. Bakınız tığımın başına girdirip ipimi aldım ve diğer ilmeğimin içerisinden ipimi geçiriyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektikten sonra birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Artış yapmıyorum ve birer birer bu şekilde Birkaç sıra örerek eldivenimizi yukarıya doğru büyütelim. Hiç artış yapmıyoruz ama yaşım büyük çocuklarımıza öreceksek tabii ki bu ölçü yeterli değil. Birkaç tane daha artışımızı yapmamız gerekiyor. Onu da bu üçüncü sıramızda yaparsak çok daha güzel olur. Evet şimdi ben hiç artış yapmadan bu sıramızda örerek devam ediyorum ve bundan sonra birkaç sıra daha dümdüz örerek yukarıya doğru büyüteceğim. Evet eldivenimi örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an 8. sıramı örerek ilerliyorum. Burada bir tane parmağım için yani baş parmağım için yerini ayarlamak istiyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekmiş olduğum 4 zinciri bir tane trabzan atlıyorum, ikinci trabzan atlıyorum ve üçüncü trabzanın içerisine bakınız bir, iki, üçüncü trabzanın içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Burada e, bebeğimizin parmağı çok rahatlıkla e, geçebilecek büyüklükte bir alan ayarlaması yapıyorum. Tabi sıkıştırmasın e, parmağımızı. Burası etrafını sonradan parmak yerini ördükten sonra güzelce açılacaktır. ve Devam ediyorum. Bu sıramızı, eldivenimiz e, düz olduğu için bakınız her e, yerde şekillenebilir, yani güzel en uygun olabilecek bir yerde ayarlayın, dilerseniz başlangıç ve bitiş noktasında da ayarlayabilirsiniz. En son trabzanımı ördüm, yine başlangıç yerine geldim, şu şekilde geçişimi yapıyorum ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve düz trabzan olarak tekrar örmeye devam ediyorum eldivenimi İlerliyorum. Tığ numarasını çok fazla büyük kullanmazsanız gayet güzel olacak. Delikli olmasın çok fazla. zincirimi çektiğim yere yaklaştım. Evet. En son trabzanımı örüyorum. Burada 4 tane zincir çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Birer birer girelim. 1 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm ve diğer tarafa geçiyorum bu şekilde birkaç sıra daha örmeye devam edelim Evet parmak yerimizi koyduktan sonra 1 2 3 4 sıramızı daha ördük ve tamamladık şimdi burada baş parmağımızın olduğu yere tekrar ipimizi tığımıza bağlayarak örelim Evet bir tane düğüm attım ve yandan bakınız şu yandan dik olarak gelen trabzanımın hemen içten giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Hemen şurada görmüş olduğumuz yan çıkan trabzanımın dibine batıyorum ve bir tane trabzanımı alıyorum. Diğer trabzanlarımı örüyorum. Üzerlerine batarak bakınız. Birer birer ikili trabzan şekliyle örüyorum. Yandan yine buradan giriyorum. Trabzanımı buradan da çıkarıyorum. Ve diğer karşıdaki başlangıç yerimizin tam karşısındayız. Bir ve iki tane trabzanımı örüyorum. Yine bu üst kısma geçiyorum. Hemen trabzanın dibinden batıyorum ve üzerlerinden birer birer örüyorum. 3 ve 4. Şöyle batıyorum, bakınız. Ve başlangıç yerindeki trabzanıma geliyorum. Üzerine şöyle batıyorum. Ve bu şekilde geçişimizi yapıyoruz. Bakınız geçiyorum. İkinci sırasını örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 Çıkarmış olduğumuz bütün trabzanlarımızın üzerine birer tane trabzanımızı sırasıyla örüyoruz. Herhangi bir artma ya da eksilme yapmıyoruz. Birer birer trabzanlarımızı dolaşarak örüyoruz. Baş parmak olduğu için çok fazla uzatmayacağız. Daha kısa kalmakta diğer parmaklarımızdan. Baş parmağımız o yüzden hemen 3 sırada tamamlayacağız. Tabi yaşa göre eğer daha büyük yaşlarda öleceksek 8-9 yaşlarındaki çocuklarımıza o zaman bir ya da birden fazla sıra baş parmağımızın uzunluğuna göre örebiliriz. Örmemiz de gerekli. Şuradaki son trabzan evet iki defa örmüyorum başlangıçtaki trabzanıma gelerek batıyorum ve bakınız iki sıra parmağım için olan yeri ördüm şöyle görelim şimdi parmağımızın ucu yeterli olacağı için kapatıyorum daha büyük yaş grubuna örecek isek iki sıra kesinlikle yeterli olmayacağını belirtmiştik ona göre uzunluğunu daha fazla sıra dolaşarak yapabiliriz. Tabi bu kısmında yaş grubunda yine uzun olmasına da dikkat etmemiz gerekmekte. Şimdi üçüncü sıramızda biz kapama işlemine geçiyoruz. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Yanındaki trabzanı örüyorum. Bir defa örüyorum. İkinciyi bekletiyorum. Yandakini bir defa örüyorum. Bekletiyorum ve bir sonrasını bir defa örüyorum bekletiyorum toplamda 4 tane trabzanımız birisi zincirden ördüğümüz hepsini çekiyorum ve ileriye doğru devam ediyorum şöyle çeviriyorum parmağımı sıradan atlamadan bir defa örüyorum hemen yanındakini bir defa örüyorum ve bir sonrasını yine bir defa örüyorum ikinci kez hepsini tek seferde çekiyorum ve şöyle düzeltiyorum parmağımı Tekrar başlıyorum. Sırası ile 1, sırası ile 2 ve sırası ile örüyorum. 3 tek seferde çekiyorum. Düzeltiyorum. Başını doluyorum. 1 başını doluyorum. Bir tane kalmış bakınız. Şu şekilde ikinci bir trabzanımız hemen şuradaki buna da batıyorum ve tek seferde çekiyorum ve başlangıçtaki bakınız başlangıçtaki yerime gelerek batıyorum hepsini topladığım yeri şu şekilde ve bir tane düğüm atıyorum parmağım kendiliğinden kapanmış oluyor şöyle görecek olursak makasımızla düğümden sonra keselim ve düğümümüzü sıkıştıralım İpimizi içe doğru şöyle alalım. Evet eldivenimizin parmak kısmını tamamladıktan sonra üst kısmına bileğine beyaz ipimizle lastik çalışması yapmak istiyorum. Lastik çalışmam için herhangi bir yerinden şöyle başlıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanı yandan girerek alıyorum ve ikili trabzan şeklinde örüyorum. Bir sonraki trabzanı ardından girerek örüyorum ve trabzanımı örüyorum. Tekrar yandan giriyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından bir yandan bir ardından alarak sıra başına kadar gelelim bir yandan bir arkadan alarak birinci sıramızı ördüm. Şimdi ikinci sıramıza geçişimizi yapıyoruz. En son bakınız yandan aldım dışa kabartılı bir şekilde ilk başladığımız içeride çukur olarak kaldı. Direkt ilk başladığımız trabzanımızın üzerine gelerek batırıyorum tığımı. Geçişimi yapıyorum ve hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve bir sonraki yandan olan trabzanımı yine yandan örüyorum. Gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Dışa kabartılı olanlarını kabartı, içten olanları yine ardından girerek örüyorum. Eldivenimizin bilek kısmını lastik örgüsü yaparak tamamlamış oluyoruz. Bakınız ardından ve yandan Evet eldivenimin beyaz lastik kısmını da tamamladım. 4 ya da 5 sıra yeterli olabilir. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 5 sıra örmeyi düşünmüştüm ama fazla uzayacak. 4 sıra da yeterli oldu. Şimdi eldivenimizin e, aksesuarlarını yapmaya başlayalım. Şu şekilde üzerine takımımıza uygun olarak süslemelerini gözlerimizi çalışalım. Şu şekilde gözlerimizi eldivenimizin üzerine kulaklarımızı. Eldivenimize toplamda dört tane de kulak çalışması yapacağız. İki tane sağ, iki tane sol eldivenimizin elleri için. Şimdi kulak çalışmamızı ben bir tanesini yapmıştım. Hemen sizlerle birlikte diğer çalışmamızı yapalım. İki sıra beyazdan oluşacak ve kenarlarına sık iğnemizde aynen eldivenimizin rengiyle dolaşacağız. Şimdi örmeye başlayalım. Sihirli halkamızla örüyorum. Sihirli halkamızı yapıp 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çekiyorum parmağımdan çıkardım yerimi açıyorum ve başlıyorum 1 zincirimizden sonra 2 tabii ki 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı örüyorum 5 trabzanımı ördükten sonra halkamı sıkıştırıp şu şekilde kapatıyorum ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirip hemen zincirimin dibine bir tane trabzanımı örüyorum bir sonraki trabzanımı tek öreceğim bakınız ilk trabzanımızı iki tane olarak artırdık yana genişlemesi için arada kalan trabzanlarımı birer birer örüyorum son ve baştaki trabzanımı iki defa örüyorum Bakınız aradakilerini birer birer örüyorum. En son trabzanımı ise batıyorum. Bir ve batıyorum. Aynı yere bakınız aynı yere batım. İki tane örüyorum. Şöyle üçgen bir görüntü oluyor. Ve bir tane zincirimi çekip makasımızla kesiyoruz. Evet şimdi beyazımızın kenarından başlıyoruz. Herhangi bir kenar fark etmez. Giriyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Altına ipimi de aldım. Hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. Diğer yana geçiyorum. Bir sık iğne ve aynı yere bir tane daha sık iğnemi örüyorum. Tepe noktasının olduğu yerdeyim. Bakınız tam tepe noktasına yani halkamızın olduğu yeri şu şuradaki kapamış olduğum yere gelip giriyorum Bakınız biraz çok sıktığım için aslında o kadar sıkmasam da olacakmış evet giriyorum bir tane zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum burası tam kulağımızın tepesi olacağı için birazcık bir sivrilik istiyorum ve yandan devam ediyorum bir iki yani bütün kenarlarına ikişer ikişer sık iğnemizi örerek tamamlayalım. Aşağıya geçiyorum. Kenarına eldivenimizin ana rengi ile dolaşalım güzelce. Başlangıç yerime geldim. Batıyorum geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimle tamamlamış oluyorum. Bu görmüş olduğumuz ipimizi de içeriye alalım. Sihirli halkayla örmek istiyorum. Parmağımın kenarına üstten alarak diğer ucu alttan geçiriyorum ve sihirli halkamı örmeye başlıyorum. Altından geçirdim. 1 2 3 ve 4. Ilk, ta ilk çekmiş olduğumuz zincirimi 4 tane çekiyorum halka içindeki ve başlıyorum doldurmaya ilimi tutuyorum tığımın başını dolanarak halkamın içerisine giriyorum zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımı halkamın içerisine ördüm şu şekilde ve kısa ipimi Diğer trabzanların bakınız, sağ elimle tutuyorum, sol elimle kısa ipimi güzelce asılıyorum, çok güzel sıkı bir şekilde asılıyorum ve diğer 12 tane trabzanımı şu şekilde güzelce yerleştiriyorum, bakınız. Hemen gergin bir şekilde karşıya geçip birleştirmeye kalkmıyorum, elimle şu şekilde güzelce yerleştirdikten sonra. En son trabzanımın üzerindeki ilmeğimi 4 tane zincir çekmiştim. Bakınız en tepedeki hiç saymanıza gerek yok. Birinci trabzanın en tepe noktasının uygun yerine girerek batalım. Şu şekilde ilmeğimizi geçirelim. Bir tane de zincirimizi çektikten sonra gözümüzün beyaz kısmını bu şekilde örerek tamamlayalım. Ve bu gözlerimizi kullanacağımız yerlerimiz için üzerlerini işlemeye başlayalım. Daha önce gözümün bir tanesini çalıştım. Bakınız hem mavisini hem siyahını ördüm. Ve şöyle beyazdan bir tane gözümüze ışıltı yaptım. Şimdi biraz önceki örmüş olduğum. Ortadaki bakınız sadece trabzanımızın e, olduğu yerin üzerine önce mavimizi sonra görmüş olduğunuz gibi siyahımızı işleyip üzerine bir tane beyaz ışıltı çalışması yapacağız. Bu e, sadece sarma yöntemiyle olacak. Bakınız hem önden hem arkadan güzel bir şekilde sararak e, gözümüzü oluşturacağız. Hemen herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Tabi dilediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Evlilikte ne kadar küçük de istiyorsanız. Bu şekilde çalışmanızı e, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir kurala tabi değil. Sadece bakınız zaten sarma yöntemiyle gözümüzü dilediğimiz e, genişlikte ayarlamasını yapabiliriz. İçimize ne kadar sinecekse o şekilde bakınız arkadan şu şekilde takıldı ipim. Hemen ayarlamamı yapıyorum üzerinden geçiyorum. Sonra altından tekrar dolanarak dolduruyorum dilediğim dolgunluğa gelene kadar. Evet, yeterli. Bir tane daha yapalım. Yukarıya çıkmadan şöyle elimizde güzelce de ayarlamamızı yapalım. Arkadan girerek bir tane düğümümüzü atalım. Bir tane daha atıp sağlamlaştıralım. Evet, gözümün mavi kısmını bu şekilde doldurdum. Şimdi gözümün yanına siyah kısmını tığ e, iğnemizle işlemeye başlayalım. Şimdi burada yapmış olduğum gibi gözümün siyahını da hemen mavimin yanına çalışmaya başlıyorum. Bakınız içe doğru daha içe doğru çalışıyoruz. Hemen alıyorum. Bakınız düğüm atmadığım için şöyle elimle destek veriyorum. Bu tarafa doğru kaçmasın diye. Ve yine aynen istediğim kalınlığa dolgunluğa gelene kadar sararak ilerliyorum. Göz kararı İçimizde sinene kadar dolduralım. Nasıl gözünüze güzel görünüyorsa yani illaki bir kurala bağlı değil. Temelde bu işlemlerimizi yaptıktan sonra gözümüze güzel gelene kadar dolduralım. Bakınız biraz daha ileriye doğru geçip şu kısmı biraz daha içten devam edelim. Tabi birbirlerine de uyumlu olsun gözlerimiz. Bir tane daha yine içten daha içten bakınız da uçtan değil biraz daha içten ve son batışımı yapıyorum Evet. Ve yeterli arkasını döndürüp siyah ipimin içerisine girerek düğümümü atıyorum. içinden geçiyorum. Ve makasımla kesiyorum. Evet gözümüzü bu şekilde hazırladıktan sonra bir tane de ışıltı çalışmak istiyorum. Şu şekilde gözümüzü bir tane beyazımızı Girelim ve ileriye doğru bir tane batalım. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Aşamalı olduğu için biraz ama çok hoş olmakta. Evet bakınız bir tane ışıltı yeterli olmakta. Arkasını yine çevirip düğümlerimizi mutlaka atıyoruz. Herhangi bir sıkıntıyla daha sonra karşılaşmamak için. Evet makasımız da keselim. Evet eldivenimizin her iki kulağını, gözlerimizi e, güzelce dikmeye başlayalım. Kulaklarımızı bu tepe noktasına dikelim. Gözlerimizi uygun aralıklarla e, şöyle yerleştirdikten sonra dikelim. Ve burnumuzu şurada iki tane de minik e, burun halkası yapalım bıyıklarımızın ortasında duracak. Şöyle diğer parçalarda da çalıştığımız gibi iki tane minik trabzanlarımızı da ördükten sonra siyahla işleyerek tamamlayalım. Şu şekilde bakınız diğer eldivenimde çalışmasını yapmıştım. Gözlerimizi uygun olarak dikeceğiz. Bakınız kulaklarımızı da diktikten sonra iki tane minik sadece yuvarlak trabzanlardan oluşan bir küçük Minik sihirli halkanın içerisine doldurduktan sonra bu şekilde işlemlerimizi yapıp eldivenimizi tamamlayacağız. Dikkat etmemiz gereken nokta bakınız ben bu yüze dikersem her iki parmağım da aynı yöne bakacak. Onun için hemen dikme işlemini diğer yöne yapıp eldivenlerimizin. Parmaklarını zıt yönlerde ayarlamamız gerekmekte. En önemli püf noktalarından birisi bu. Sonradan hataya düşmemek adına yani sonra sökmek gerekmesin. Bu şekilde ayarlayarak eldivenlerimizin birisini sağ elimize birisini sol elimize ayarlamasını yapıp üzerine dikip çalışıp tamamlayalım. Burnumuz içindeki hemen bir sıra dolanalım. 10 tane e, trabzan yapalım burnumuza biraz küçük olsun. 1 2 3 4 hemen doldurmaya başlayalım. Bu birinci trabzanımız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ördüm sıkıştırıyorum güzelce bundan da tabii ki dört tane lazım şöyle de düzeltiyorum tekrar sıkıştırma işlemimi yapıyorum ilk dört tane zincir çekmiştim tepe noktasına gelerek batıyorum bir zincirle ayarlamamı tamamlayıp kesiyorum Evet şimdi dikme işlemlerine başlayalım Dikme işlemlerine ilk önce kulaklarımızdan başlayalım. Kulaklarımızı bakınız diğerinde tam tepe noktamızın olduğu yere en yakın noktadan başladım. Şu şekilde yönümüzü mutlaka hesaplayarak dikmeye başlayalım. Sonradan yanlışlık olup e, sökmeyelim. O bizi birazcık moralimizi bozabiliyor. O gibi aksilikler ve de içeriye geçirmeyelim. Yani diğer tarafı almadan... Evet. Şu şekilde yüzeyden dikmeye başlıyorum. Elimizde de tabii ki yön almasına yardımcı oluyoruz. Yönlendiriyoruz. Diğer kulağımızda tam yanına dikelim. Gözlerimizde aynı şekilde dikelim. Şu siyah işlemelerimizde görüşelim. Bakınız kulaklarımızı Gözlerimizi, gözlerimizi e, tam tepi noktası 1, 2, 3. itibaren dikmeye başlayalım. Bakınız 3. bitiyor. 4. de başlatıyoruz. Her ikisini de e, eşit yerlere ayarlayalım. Çok da bakın göz aralığı yok. Zaten eldivenimiz minik olduğu için minik bir aralıkla beyaz ipimizle gözlerimizi dikiyoruz. Siyahla burnumuzu yapıyoruz. Yine beyazla buradaki beyazlıklarımızı dikiyoruz. Burun kenarlarını ve siyahla. İşlemelerimizi de tamamladıktan sonra bitiriyoruz. Siyahı hep birlikte yapalım. Yani siyah işlemelere geçildiği zaman hepsini aynı anda yapıp tamamlayalım. Şimdi ben dik, dikmeye devam ediyorum. Siz de dikin. Sonrasında bu işlemelerde görüşelim. Beyaz ipimle gözlerimi diktikten sonra gözlerim için şu şekilde kirpiklerimi de yapmaya başlıyorum. Şöyle batalım. İçeriye alıyorum bakınız içeride kalıyor. Aynı yere giriyorum. Biraz çapraza geçiyorum. Tekrar aynı yere dönüyorum ve diğer çaprazına geçiyorum. Yani üçgen bir çalışma yapıyorum. Evet. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. bir düğümle kapatalım. Makasımızla kesip daha sonra içeriye alalım tığımız yardımıyla buradaki uzunluğu. Kirpiğimizin ikisini de tamamladıktan sonra bu burun kısmımızı da dikelim. Yine beyaz ipimizi alıyoruz. Üzerinden girerek alt kısma yani diğer yöne geçmeden Sadece bu yönde incecik bir kat alarak dikiyoruz. Diğer burnumuzun kenarını da hemen yanına olacak şekilde dikip tamamlayalım. Evet orta kısmına da minik bir burun çalışması yapalım. İpimizi yine tıkalım. Her iki beyazlığımızın olduğu yere işlemlerimizi bakınız. Hep aynı işlemlerimizin tekrarını yaparak kedili takımımızı tamamlıyoruz. Evet. Şimdi buradan şu şekilde bıyığımıza geçelim. ortalaca çalışalım bıyıklarımızı da. Tabii zevkinize uygun olarak çalışmamızı tamamlayabiliriz. Evet, içer iç kısmından düğümümüzü atıp bitirelim. Evet, eldivenlerimizi de bu şekilde tamamladık. Burnumuzu, bıyıklarımızı, kirpiklerimizi tamamlandıktan sonra eldivenimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Sağ ve sol el olmak üzere iki parçadan çalıştık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.